Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün neredeyiz? Bugün Belçik köyünün ikinci tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Yine dün Belçik köyünün birinci tanıtımını çekmiştik. Bugün de ikinci tanıtımını çekeceğiz. Yine koy gözüküyor. Çevir bakayım şu tarafa kameracı. Evet, Belçik köyünün bu ikinci çekiminde, ikinci tanıtımında bizlere sponsor olan Sadullah Taştan ve Yusuf Şık abimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Belçik köyünden üçüncü sponsoru da bekliyoruz. Duyduk, şu tarafta. Çevir kameracı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, orada bir köy var. Belçik köyü. Duyduk. Belçik köyünün gurbette çok baba yiğitleri varmış. Bize yeni yeni sponsorlar. Evet, baba yiğitler lazım. Biz istiyoruz ki Belçik köyünde bol bol çekim yapalım. Haftada bir.
böyle dargın dargın bakarsın, dargın bakarsın. Sen beni sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Sen beni sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Yanınızda sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Yanınızda sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Güneşe yıldızlara sorar seni arar, güneşe yıldızlara sorar seni arar.
Yağmurla bulutlara sonra seni ararım. Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan, dön gel bir tanem dön gel. Ağaçlar çiçek açtı, ayrılanlar da uçtu, dön gel bir tanem dön gel. Şu çınara sun içteyim pınara, asırlık şu çınara sun içteyim pınara, caddeye sokaklara sonra seni ararım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet amca. Evet. Nasılsın, iyi misin? Şöyle mikrofonu sana vereyim amca. Tamam. Açık değil mi mikrofon? Açık. Düğmesi falan yok. Ya bu ne, düğme değil mi? O düğme değil. O kameranın orijinal mikrofonu. Biz tamam. Yeni tip mikrofonlar kullanmıyoruz. Çünkü orijinal kamerayı kullanıyoruz. Evet. Orijinal mikrofon da güzel ses alıyor. Güzel. Ben işte sizin geleceğinizi duydum. Nereden duydun? Kuşlar mı söyledi? Vallahi kuşlar değil. Telefon söyledi. Senin oğlan haber verdi. Sivas'taki oğlum haber verdi. Öyle mi? Yarın dedi kamera gelecek dedi. Zaten ben bugün köye gelmeyi düşünüyordum. Öyle mi? Öyle deyince iyiyse gideyim dedim. Ve bindik geldik, işte bir tane tarla vardı. Giden sene oku daktıydım. Evet. Orayı da güzel yana sürdüm. Nasip olursa haftaya gelip geri arpa ekmeyi düşünüyorum. Evet. Ondan sonra işte ben de yeni geldim tarladan. İşte yavaş yavaş toparlanacaktı. Siz de iyi geldiniz. Abi bize çiftçiliği anlat, çiftçiliği. Çiftçilik. İki tane çoban varmış biliyor musun? Bunlar oturmuşlar böyle yan yana, demiş ki ya bu adamların kârı ne oluyor demiş. Ekiyorlar buğday, biçiyorlar buğday demiş. Her sene ekiyorlar, her sene ekiyorlar, biçiyorlar, biçiyorlar buğday. Mazot parası, gübre parası. Onları bilmiyor. İlaç parası. Onları bilmiyor öbür çoban. İkimiz de çoban birbirine konuşuyor böyle. Demiş ki ya demiş, o demiş sapı var ya demiş sapı. İşte hani biz saman yapıyoruz ya. İşte onların kârı o oluyor demiş. Yani adamın dediği doğru. İşte bizim kârımız o. Yine de Allah yolunu vermesin. Tabii ki ektiğinle biçtiğin bir olur. Mesela diyelim ki 50 akıyorsan al Cenab-ı Allah 200 veriyor, 300 veriyor, 500 veriyor. Allah'ın hazinesinde bol. Hiç vermediği zaman da oluyor. Hiç vermediği zaman da oluyor. Ne yapacak? Kaç yıldır çiftçilik yapıyorsun? Ben anamdan doğdum. Duvalı çiftçiyim. Kara sapınla. 50 yıldır yapıyorum. Hemen öyle. 50 yıldır. 50 yıldır tallayı ekiyorum, biçiyorum. Aynı tallayı ekiyorum. Aynı tabii. Yok ekiyorum, şimdi ekiyorum. Şeyle bak. Bu yanı gördüğün yer anız derik bak. Tamam, bir sene hiç bırakıyor yanı, bir sene? Ekiyorum. Bir sene önce bu yanı, bak bu yanı siyah olan yerleri ektim ben. He. Ondan sonra bu yanı nasip olsa baharın 4. 5. ayda geleceğim. Yeri tekte bıçağına süreceğim. He. Kuzey kadar dinlenecek, kuzeyinde geleceğim. Yeniden buğday mekarık, arpa mekarık gayrı. Zaten o buğdayla arpadan başka bir şey ekilmiyor. Peki her sene şeyin değişiyor mu? Fikirlerin değişiyor mu amca? Yani bu sene nohut ekeceğim, nohut yerine arpa ekeceğim ya da buğday ekeceğim, arpa ekeyim diyor mu? Oluyor, ekiyorum zaten. He. Ekiyorum mesela. Ne ekiyorsun şimdi? Şimdi buğday ben ekiyorsun. Arpa ekiyorsun. Ekiyorum. Çavdar evet. Eker misiniz? Yok, çavdar ekmiyor. Bizim niye? Burada çavdar eken yok. Hiç kimse mi? Hiç kimse ekmez burada. He. Burada genellikle arpa, buğday, senin dediğin gibi nohudu da bir zamanlar ektik de hep olmadı. Soğuk vurdu. Kestiler diyor. Tekrar şimdi geri sizin oradan gelen düven biçerler var ya, işi kolaylaştırdı. He. Hanımları kolaylaştırdı, erkeklerin işi kolaylaştı. Eskiden eline yolardık o nohudu biz. Şimdi o bitti. Ben çok nohut yoldum. Öyle mi? Çok çıkın ben de yoldum. Çıktım. Evet. Çıkın mı diyorsunuz siz o başına? Şey kapçık. O şeyle olan nohudun üstündeki olan
yaprağına işte kapçık derik biz. Yani yok, onu yok, demiş. Şu sırayı bitirdiğiniz zaman he, bu sıraya ne diyorsunuz? Biz çıkım diyoruz. Biz de evlak derik. Evlak. He, evlak. Bir diyelim ki şu Suat'ten buraya kadar böyle olan bir yere evlak, bir evlak. He. Evlan çapı, uzunluğu. Yok ya, kafana göre kesin. He, kafana göre, tarlanın uzunluğuna göre git yap gel. He. Sorun yok. Kısaysa kısa dönersin, uzunsa uzun giden. Diyelim ki önüne şu Suat'ların kavaların oraya kadar gidersin he, yani. Peki amca, 50 sene çiftçilik yaptın. 50 sene boyunca. Evet. En bereketli yıl hangi yıl oldu? Ben hele bol mahsul hiç görmedim. Kaç dönüm eken her yıl? Her yıl. Şimdi kendimki de biraz bizim amcaoğlunun var. Onlarınkini de ekiyorum. 40-50 dönüm ekiyorum. Azmış. Az ya, bir şey yok zaten. Fazla bir verim yok zaten. Rahmetli babamdan bir şey kalmadı ki zaten. Olanı ben satmadım. He. Babamdan ne kaldıysa onu kullanıyorum. Hmm. Yani ben söyler gibi babayın satıp. Babayın da babasından bir şey kalmış mı? Babamın babasından kalanlar zaten. Ama rahmetli babam biraz fazla satmış. Niye satmış? Adamın iki tane ailesi ölmüş. Hmm. Benim anam üçüncü ailesi. Adamın işte perişanlığı, tek adam ne edecek? Evet. Satmış işte, iyi yerleri satmış açıkçası. Kuyum önünde başlı kovalığın orayı satmış diye şu çalıların içindeki tarla kalmış. Evet. Yani işte öyle, yani iyi tarlalar kardeşine satmış. Yine yabancıya anne da satmamış. Anne baba hayatta mı? Anne baba hayatta olur mu? Benim vaktim geldi gidiyorum. Hacı. Anne baba kalır mı bizde? Kalanlar var hem oğlum. Vallahi bilmiyorum, bizde yok. Benim babam rahmetli 83'te vefat etti. Annem 89'da vefat etti. Benim anamın anası yaşıyor şu anda. Kaç yaşında? 100 mü? Anam öldü, anamın anası yaşıyor. Allah'ın uzun ömür vermiş. Yüzün üzerinde de tam olarak hesaplayamıyoruz. Allah'ın uzun ömür vermiş, bir şey diyemezsin. Ama beni tanıyamıyor. Yanında yarım saat konuşuyor. Sesinden de mi alamıyor? Yok. He. Beyin gitmiş. Yarım saat sonra soruyorum. Ebe diyorum, ben kimim diyor. Bilmiyorum ki diyor. Doğru. Ya. Doğru. Yaşlılık, akıl, zeka kayboluyor. Evet. Bende bile oluyor da şimdi. Onda olmuş çok mu? Evet. Bazen oluyor ki aradığım hacatı bulamıyorum yerinde. Yok. Bakıyorum sağa sola. Unutkanlık oluyor işte. He, unutkanlık oraya oluyor. Bakıyorum, buraya bakıyorum. Yok oluyor. Yok. Nereye gittiyse yok. Evet. Sonradan işte hanım olursa hanım buluyor. Çocuklar olursa çocuklar buluyor. Halam nereli? Halam da yukarı Kecikli. Yukarı Kecikli. Hı hı. Yavudan hemen üstünden yol yazar tabeli. Biliyor musun? Biliyor musun? Üzerinde yukarı Kecik'i biliyor musun? Oralı. Bir de aşağı Kecik var. Aşağı Kecik bu ana yolu bölüp geliyor sizin Akdağ'a doğru giderken. He. Yavuyu geçin ana yoldan gidiyorsun ya. He. 2-3 kilometre anca zaten. Yol hafif bir depe var. İndi miydi? Yukarı Kecik'te. Yukarı Kecik'te yukarı doğru o şey var bak. Buradan nereden gidiyorsun? Sen Yavudan mı gideceksin? Tabii ben Yavudan gideceğim. Yavudan gidersen tam böyle karşısı yukarı Kecik Yağlıdere diye yazar. Biliyorum tabelasını gördüm. Ondan bu yana döndüm de sonra zaten ana yola döndüm. Aşağı Kecik'i ikiye bölen geçen gidiyorum. Evet. Peki kaç kardeşsin? Biz 3 kardeşik. Kız erkek. Bir tanesi kız, ikisi erkek. Bir öbür kardeşin nerede? Valla hata orada mal gidiyor. Hadi! Neredeyse sen de gel. Niye gelseydin? Mal gidiyor daha orada. Bir sesleme de gelemez mi buraya? Daha mallar orada dur bakayım. Ya sen dur bakayım. Bir telefon edeyim öyle. Bir telefon edeyim bak. Oradaysa bir çeksin de gelsin. Bir telefon edeyim dedi. Yok bu da o. Belki de buradadır. Telefon edeyim gelsin. Değil mi? He. Telefon aç bakayım da. Belki de buradadır. O da buradaysa onu da bir çekelim. Ben öyle gördüm. He. Kız kardeşim de Fransa'da. Öyle mi? Fransa'nın neresinde? Strasbourg. Bu ara Fransa karışıkmış biraz ya. Az değil, çok karışık. Çok karışık. Günde bin gölü var. Sokağa çıkma yasağı var. Hala çay mı yaptın hala? Çok da. Valla bu kadar zahmet edeceğim. Ne zahmeti ya? Vermezdim hala ya. Ya bu çay... Kusura bakma yani. Yavrum ya, hoş kız geldiniz. Kız bir gelmiştik artık. Yapacak iyi ettiniz şey işte, iyi ettiniz işte. Nasıl? Sabah aldınız, taşınmışsın da yeriniz var. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, iyi geldiniz. Kışın burada mı duruyor şeyde mi? Sivas'ta duruyor kışın. Aleyküm selam. Burada duran işte kardeşim bu. Gel bakayım otur şuraya da bir iki dakika sohbet edelim. Otur otur. Ne oldu bir otur şuraya ya. Otur şuraya. Ya anlamadığını bilen ben de anlamam zaten de ben de yeni öğreniyorum zaten. Otur şuraya. Hadi. Şu kazanı çıkar. Ahel abi şef iyi ya. Koyluyum bir. Al mikrofonu. İyi. Sesim geliyor mu sana? Geliyor geliyor. Adın ne senin? Adem. Adem abi. Taştal. Ne iş yapıyorsun sen? Ne iş yapar hiçbir şey yoktu. Ha köyde bir köyde hacı. Yaş kaç? Yaş 65. 65. Ömrünü neye harcadın? 65'i lan.
55. 55 mi? Evet. Al şu mikrofonu. 65 doğumlu. Senin sesin güzelmiş. Güzel. Bana bir türkü söyle hadi. Ver ben alamam bir yaşta şimdi türküyü bilme. Bilin. Bir tane bilmem. Kısa şöyle söyle. Yok alamam. Etçik bir şey. Tamam yok. Selam söyle o zaman. Olur hadi hepinize yurt selam söylüyorum. Yurt dışında kimler var? Tanıdığın kimse var mı yurt dışında? Var enişten münişten var. Bacı bunlara bir selam gönder işte. Onlara çok selam söylüyorum hadi. Adlarını söyle adlarını. İsimlerini bir söyle. Ziya var. Ziya Aslan Türk var. He. Ondan hava şey var. İşte bacım o. Ondan sonra Sadullah var. He. Doğru var da var. Nazar var. İyi. Senin çoluk çocuk var mı? Var iki tane var benim de. Nerede çocuklar nerede? Biri okuyor Sivas'ta biri de subay. Güzel onlara da bir selam gönder. Onlara da çok selam söylüyorum hepiniz ayrı ayrı. Tamam. Evet oldu. Teşekkür ediyorum. Gözlerine bitiyor seni. Hala sen şöyle yanına bir otur bayım. Abimin yanına bir otur. Sen de mikrofonu al abim. Aldı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hala ne arıyorsun? İyiyim Allah'a şükür ediyorum yavrum. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsun? Köyde mi duruyorsun? Sivas'ta mı duruyorsun? Sivas'ta duruyorum Sivas'ta. Ne mi o? Evet. Ora buraya göre daha rahatlı. Rahat da koyun havasını şey etmiyor ki tabi burası şehir. Değil mi? Buranın havasını tutmaz ama oranın havasını. Buranın havasını tutmuyor da orası yine. He. Ama şehir başka yine iyi. Değil mi? Tabii köyde kimse kalmadı ki herkes gitti. Doğru. Herkes dağıldı gitti biz de gittik. Ne yapıyorsun Sivas'ta günlerin nasıl geçiyor? Ben belediyede çalışıyorum geçici olarak. Belediyede? Geçici olarak belediyede çalışıyorum. Çok güzel abim çok güzel. Bu 60 yaşından sonra belediyeci oldu işte. Anladım. Vallahi çalışan demir pas tutmaz. Çalışmak iyidir. Vallahi çalışmanca ben rahat duramıyorum. Biz de evimizde çalışıyor. Ben de evimde çalışıyorum. Olmuyor. Bir iş yapmıyorum ama kendi evimin işini. Çalışmanca benim vücut hiç rahat etmiyor. İlla ki çalışmam lazım. Çalışınca gayet akşam evde de oturuyorum rahat oluyorum. Yatınca da affedersin rahat oluyorum. Çalışmanca bir hoş oluyorum yani. Sede zopa yemiş adam gibi her tarafım haşat. Başkaları böyle çalıştığı zaman yorulur. Ben de tam tersine çalışmanca yoruluyorum. He. Nasıl şimdi oluyorsa. Amcam en çok hangi yemeği sever hala? Valla o yemek ayırt etmez. Etmez mi? Yok. En çok sevdiği yemek var mıdır? Ha sevdiğim yemeği yapmışım bugün dediği. Yok yok öyle yemek ayırt etmez. Le mi? Sade bir tek bulgur çorbasını yemez. Bulgur çorbasını yemez. O hangisi? Bulguru yarmayı yemez. Yoğurcağışı mı yoksa? Yok işte, yok onun bir yoğu var ya. Patates maddesi orayı anneniz hiç mi yapmıyor size? Sizinki ayrı o zaman o. Yarma mı? Yarma yok yok yarma. Yarmayı da sevmez. Yarma çorbası mı? Yarma çorbasını da çorbası sevmez. Bulamaşı mı? Yok yok ya. Kesmaşı mı? Yok kesmaşı hamurdan olur. Onları seviyor onları seviyor. Onlar değil de bunun dediği bu. Tarifini bir yap bakayım. O bulguraşının tarifini yap da belki bir bilen çıkar. Hadi bakayım. Nasıl herkes biliyor. Bulguraşı dediğimiz yuğurcağışı var. Küçük küçük böyle. Yok 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 onlar da onlar da. O senin dediğin ufa. Bulgur çorbasının yağını soğanını dibine edersin. Patates doğrarsın içine. Bulgurunu da korsun. Salçasını bulgurunu işte o çorba. Her şeyini atıyorum içeri. Bu yani. Dediğin çorba çökelikli dürümüyle yenilir mi? Yenir. Yenilir de. Kuru çorbalara. Kuru soğan değil de sen dediğin gibi çökelik olursa iyi olur yani. Değil mi? Ekmek de yuha olursa bir tarafı da kızarmış olursa. Gevrek olursa böyle. Devamı keyfine. Ama sevmiyormuşsun sen o dürümcağışını. Onu sevmem de öbürüne severim yani. Donuk hattına bir iki kaşık ondan alacak açı. Benim şeyimi ben yersem iyi yok. Sede de o zaman. Yuhanın üzerine mercimek pilavı döküyorlar ya böyle. He. Yok onu, onu biz yapmak, onu biz yapmak da. Mercimek pilavı. Mercimek pilavı bir yaparlar. Bulgur pilavı yine... yapılıyor. Tamam bu çocuk da bilir. Onlar yiyor he onlar. Peki bu köyün kendine has bir yemeği var mı böyle? Ben tahmin etmiyorum köyün kendine has. Saymayayım yemeklerin ismini bir saymayayım. Ben ne bileyim adam. Köyün işte. Yemeklerin ismi ayran çorbası, kesme çorbası, bulgur çorbası. Duvacık. Büyük küfte yaparlar patatesinin içine koyarlar. Helle çorbası yaparlar yeşil mercimeğinin. Helleyi bilirim bak. Helleyi biliriz mercimekle. Yozgatlısınız ya Yozgat'ın buranı Yozgat'ın buranı. Koyu olur böyle kahverengi rengi olur. Doğru söylüyor. Mercimekten çorba yapar. Çoğu da bilmez. Bir Sivas bilir. Tokat bilirse bilmiyor bunu. Helle çorbası. Evet. Ece katmer yaparım. Belibah yaparım. Sağlıklar. Belibah da patatesli değil mi? İçine patates koysun kızım. Çayın içsin arkadaş. Tutta yaparım içine otunan. Ispanak ne koyarık?
Kelem sarması yaparız. Olur işte, yaparsan hangisini yaparsın? Fasulye yaparsın, nohut çorbası yaparsın. Turşuyu ne çeşit yaparsın? Patates yemeği yaparsın. Turşuyu dal turşusu yaparız daldan. Başka? Başka lahana. Lahana kornişon. Kelem ya. Şehre varınca adı lahana oldu. He. Yoksa kelem. Ondan sonra acurna neyle yapıyor acaba? Onda şehirde işte onlar da öyle diyor. Şimdi acurna neyle karışık yapıyorlar şimdi. Şey yaptım. Genellikle dal yani. Kuşumun vardı, kuşumun ezmesi yaptım. Elimi yaktım, hatta yapıyorum dedi. Değil mi? Çok eziyetli o bu kuş kurduğu şeyini yapmak. Eziyetli olmaz mı? Eziyetli oluyor. Tabi eziyet olmadan da lezzet olur mu? Olmaz. Ezmesi mi diyorsunuz? Hı hı. Ezmesini yaptım. Mermalat mı diyorlar mı? Mermalat. Şehirde her mermalat. Şey, reçel mi diyorlar ama bu işte? Aynen reçel. Şey. Sen dediğin gibi reçel. Onun adı mermalat diyorlar da şehirde köyde. Şeyi. Kuşun ezmesi geçer yani. Köye varınca hani ne demiş yaktığım nohut piştiğim nohut buraya geldiğinde leblebim oldun demiş ya. He. Aynı o hesap yani, şehire varınca işte mermalat oluyor. Koyulursa yoksa dediğin gibi. Şey işte. Onda bir şey yok. Amca biraz da eskileri anlat şöyle. Ne gibi? Babayın yaşadığını hatırlıyor musun? Vallahi benim babam yaşadı ama ya şimdi yaşlılara geriye gidesek adamlar bir sefa değil cefa içinde yaşadılar. Çok sefil çektiler diye. Niye diyeceğim? Çok. Aha bu çeşme suyuydu. Ne? Bizim bu koyu çamurdan çıkılmıyordu. Hı. Yağmur yağdığı zaman. Kimse şimdi bakma sen. Ondan sonra mi? Şimdi sen bakma arkadaş. İçmeye su yok. Ta caminin altında Yunan orada işte eskiden Yunan derlerdi ya. Hı. Kadınlar eskiden orada topluca giderler 8-10 kadın. Koca koca kazanları kurarlardı. Çamaşır ellerinde tokacıyla ver Allah'ım ver. Ceketi pantolonu gömleği yutmak üzere. Öyleydi yani. Sonra demek istediğim yani adamlar yani yatacak doğru dürüst yerleri yoktu. Yakacak odunları yok. Elektrik yok, su yok. Yani o rahmetlik adamları şimdi dünyaya gelse demek ki cennet-i âlâ buraymış derler. Değil mi? Gerçek söylüyorum ya. Eskiden şimdi bak köyde de aynı kardeş ismini bağışla. Davut ismini. Davut kardeş şimdi bak köyde de aynısı bak. Enerji var, sıcak suyun var. He. Çeşme aynı evin için dağıyor. İstersen şuraya bir tane şey koyun hani derler kalorifer kazanı. Evet. Döşet petekleri aynı onu da yak. Ama o adamlar ne koydular? Hiçbir şey görmediler ya. Yok hiçbir şey yoktu. Çok. İşin gerçeğini sorarsan yani. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Benim gördüğüm böyle. Benim köyümde ben 62-63 yaşındayım yani. Gördüğüm hep başka bir şey yok. Ellerinde bir çift kavlak o kız. Evet. Ho babam ho git gel. Gündekele bir teneke buğday. Değil mi? Giden ta şu ormanı görüyor musun? He. Benim babam rahmetlinden oradan giderdik. Biz o kızdan giderdik, sap getirdik. O zaman burası harmanıydı. He. Ben 84-85'te yaptım burayı. Hı. Ben 80'de Almanya'da turist idim. Adıllah hemen yaşadım. İşte orada birkaç kuruş kazandık yalan yanlış. Onu getirdik o zaman. Evimiz ne yoktu oturmaya ki. İki göz yer var. Toprak üstünde yağmur yağınca içine akıyor. O zaman ne motor ya ne patlıcı ya o kuzinden burada düven sürüyorduk. O kuzinden düven sürüyorduk burada. Düvenin altında taşlar mı vardı? Taşlar vardı. Diş derlerdi ona. Diş. He, diş derlerdi. Aynı böyle. Aynı şu şekilde. Aynı şu şekilde tamam mı? He. Onun da tahtanın bile katran derler. Ondan dökerlerdi. Böyle yapıştırırlardı. Aynı şu şekilde. Tam şu şekilde duruyordu arkadaş ya. Tam işte altını düvendi. Bu da dişi. Bu sapı kesiyordu. Deneyi çıkarıyordu. Ondan sonra da böyle topluyorduk bir araya, elini alıyordum bir rüzgar çekince yapayım. Ver Allah'ım ver. Savuruyordum. Ver Allah'ım ver, buğday çıkacak. He. Ne dezillikle git ya, şimdi var ya. Davut kardeş, yani gerçekten de yani cennet-i âlâ dedikleri işte bu yani yalan dünyanın. Niye? Götürüyorsun vagonunu tarlanın başına, bırakıyorsun. Evet. Komşum sen misin? Öbürüm arkadaş seninkini biçince biçeceği söyle, benim vagonu da döksün. Ne zaman gidersen git al gel. Önceden adamlar buralarda buğday çalıyorlardı. Şimdi onların hiçbiri yok. Çalmayın. Senin buğdayını neyin indi kimsin ha? Doğrusunu söylüyorum ben. Allah Allah. Ama şimdi onların hiçbiri kalmadı. Vagonu ha burada alıyor benim haftalarca. Serçelerden başka alan da yok, bağın da yok. Evet. Ben Sivas'ta duruyorum ha burada kapının önünde duruyor. Üstüne kardeşim bir çadır atar satı yatmaz saçı. Aynen getirtiyor burada kalıyor. İşin gerçeği bu yani. Elimizeyle kalıyor. O zamanlar nereye şimdi nereye? Şimdi çok iyi oldu da. O sarık işte. Senin oğlan ne zaman gitti? Benim oğlan 2002'de mi gitti? 18 sene oldu işte. 2002'de gitti tahminime. Evet. 2002, 18 yıldır evet. Gurbette. Evet. Evet. Kızım da gitti. Kızım gidelim. Bir de kızım var benim orada. Evet. Oğlana, çocuklara bir selam gönder şöyle. Selam. Oğluma selam ederim. Kızıma selam ederim. Allah işlerini gücünü rast getirsin hepsinin de.
Torun var mı? Olmaz olur mu? Üç tane. Üç tane. Evlat mı tatlı, torun mu tatlı? Hepsi de tatlı. Evlat değil olmasa mi? Torun nereden biz olacak? Biz çocuklardan aziz değilim. Allah işlerini rast getirsin. Ayaklarına taş değdirmesin. Oğlan olmasa torun nereden olacak? Oğlan kız olmasa torun nereden olacak değil mi? Abimin hepsinin tabii. De büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Güzelim Allah'a emanet torunları. Ederim. Onlar. Yok buradalardı 8. ayda. Değil mi? He, 8. ayda burada izindelerdi. Çok güzel, çok güzel. Güne gelirse nasip olursa dolan gel. Yemeğimizi yerik, yemeğimizi yerik. İstersen seni yaylaya götürürüm. Olur inşallah. He, yayla olmazsa bak şurada çarhas koyu var. He. Orada balıklı gol var. Taze taze adam geldiğinde tutuyor. Evet. Orada yapıyorlar, getiriyor burada yiyip kalkıp gidiyorsun. Anladım. İstersen oraya götürürüz biz seni. İnşallah. He, nasip kısmet. İnşallah yaylaları he. Çekeceğiz. He, yayla ha bizim he. Ekrem var Münibütçü'nün kardeşi. Orada mallarıyla falan indim mi inmedim bilmiyorum. Muhtarın da kardeşi yani ama evet. İndim mi inmedim yayladan da haberim yok yani. Doğru. Bir de ablam mesaj şey yapsın. Selam göndersin. Selam göndersin. Söyle çocuklara ne? Çocuklarıma sadullah ama Nazan Hanım'a selam eder. Gözlerinden öperim. Torunlarımın da, gelinimin de, hepsinin de, kızımın da, abimin de ellerinden öperim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah emanet olsunlar. İşleri rast gelsin. Kurban olduğum Allah işlerini gücünü rast getirsin. Ayaklarına taş devam etsin. Bizden bu kadar diyecek. Başka çare, başka şey yok. Hadi biraz sallayın şöyle. Arabayı, vagonu ne de çekebilirsin? Şey, genç. Öpüyorum Allah'a emanet. Kamerayı gezdir. Gelin siz de çay için çocuklar. Tahsiye görmedin değil mi? Tahsiye de oradaydı. Az önce geçirdim, motor da oradaydı da içeride yığın tıktıydı. Şu amcanın şeyini de çek, taksisini. Evet, çek. Oran görsün oradan. Ha, o şeydir oradan çıkayım. Sizin arabanın arasında araba, şey genç. Şu mikrofonu çay tazeleyin. Mikrofonu al da şöyle etrafını çek. Değil mi? Çay işte tazeleyin. Yok, çıkacağız. Nereye gideceğim başka? Daha Kapı Köyü'nde çekim var. Burayı çekeceğiz. Ayaklarınıza sağlık, işlerimi bıraksın. İyi oldu ya, siz geldiniz. Ben de yeşillikte oldu yani. Önce gelse yağmur yağmadıydı. Bugün biraz güneşli hava. Bugün de 12 derece çok maç var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aha buralar benim eski bahçemin yeriydi. Burada bahçelerim akıyordum. Şimdi ben etmiyorum da. Buralar bizim hep değil. Kaynım gil akıyor şimdi burayı. Burada bizim ahırı da eskiden. Burası bütün komple böyle ahırımız. Mallarımız vardı, sattık. Sivas'a gidiyor diye. Şurada dışarıdaki tuvaletimiz. Aha buralar. Eski haşa. Buralar bizim işte. Çaka böyle. Benim ahırım şuna da bak. Oturmayı gitmedin mi? Gel. Oturmayı gitmedin mi? Neyi? Oturma oraya. Oraya oturma. Oturma içinde motorunuz var ya. Zaten vagon vagon onun şeyi, şahidi. Bura bizim eski evlerimiz işte. Geliyor, dolanıp dolanıp geliyor iki de bir. Bak buradan görmüş demek ki. Ha buralar bizim eski evin arkası işte, arka taraf. Burada kanal. Su kanalı. Burada komşumuzun yerleri. Başım.
Allah'a emanet olun, güle güle gidin. Haydi, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, kameramız şu anda neredeyiz? Köyün bakkalındayız. Bakkalcı neredeymiş emmoğlu? Muhtarın oraya gitmiş dayıoğlu. Muhtarın oraya mı gitmiş? He. Kaderiniz götüymüş, ne yapayım ben? Sağlık olsun, ne yapalım? He. Bakkalcımız da olsaydı iki dakikada onunla sohbet ederdik. Tabii, şöyle bir selam gönder köylülerimize abim. Yurt dışında olan, Mersin'de olan, tüm Türkiye'de olan vatandaşlarıma çokça selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Evet, sağ ol, teşekkürler diyoruz. Tüm gönül dostlarıma gelsin. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Felek bana etmediğin ne kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Aldatıp da ütmediğin bu kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Aldatıp da ütmediğin bu kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Bir zaman gezdirdin yaya yollarda, bir zaman gezdirdin susuz çöllerde, çöllerde. Şimdi süründürdün ara yerlerde, neyine merhaba, neyine selam, selam. Şimdi süründürdün ara yerlerde, neyine merhaba, neyine selam, selam. Garip organ türlü hale bıraktın, üç beş arşun keten inşallah bıraktın, bıraktın. En sonunda da gurbeye tele bıraktın, neyine merhaba, neyine selam, selam. En sonunda da gurbeye tele bıraktın, neyine merhaba, neyine selam, selam. Kader gayip nasip, gayip bilinmez. Ne çare kısmet var gurbet ellerde. Yazılmış yazılar derman bulunmaz. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Bakar mı yazmadır bizim elimiz, masum oldu da fidanımız gülümüz. Garip Orhan'da kimseye sormaz halimiz, ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Akşam oldu da gün doğanır aşmadan, hiçbir yaramda yaram tabip deşmeden. Aktı gözümde yaşın, döndü çeşmeye. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür, ya sen de gitme.
Ateşin aşkına canım yakma. Tüm gürbettekilere hayırlı günler dilerim canım. Ne yapıyorsunuz gürbetsiz? Tamam. Ne yapalım? Köyün tanıtımını çekiyor amca. Köyün tanıtımı? Burası ha. Belcik Köyü. Belcik Köyü, Belcik. Evet, Belcik Köyü. Tamam, bir el salla Belcik Köylülere, yurt dışındakilere bir el salla şöyle. Türkiye'de bir tanedir Belcik Köyü. Başka Belcik Köyü yoktur. Doğru. Tamam, yurt dışındaki bütün Belciklilere selam olsun. Sen de neyle uğraşıyorsun? Ben de adımı söyleyeyim mi? Söyle, adım söyle. Mehmet Ceylan. İyi, güzel. Bir yıl devlete hizmet ettim, 20 yıl profesör. Profesör emeklisiyim ben. Anladım. Yeni sene çam dikeceğim buraya, bunların dibindeki otları yakıyorum. Çok güzel, çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Maşallah. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.